biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Ben yeni bir hayat kurdum kendime. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım. Ama maalesef beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Siz basın ve Fenerbahçe kongreyi ve Fenerbahçe taraftarı. Ben emekli oldum. Artık kendi işime, kendi gücüme, kendi hayatımın bundan sonraki dönemini daha mutlu yaşamak için hayatımı devam ettiriyorum. Ama maalesef açıklama yapsam neden yaptı? Yapmasam ben Fenerbahçe'yim diyen adam neden konuşmuyor? Hep suçlama. Ama 16 bin Ali Bey'i seçen kongre üyeleri hiç ortada yoklar. Siz 16 bin kişiye oy verdiniz. Seçtiniz. Niye seçtiniz? Fenerbahçe daha iyi şartlara gelsin. Borcu olmasın. Dünya yıldızları gelsin. Avrupa şampiyonu olsun. Şöyle mutluluklar yaşayalım diye seçtiniz. 5 senedir neredeyiz? Nerede verilen sözler? Neden yoksunuz ortada? Kongre üyeleri. Başkan bağırıyor oradan. Bir başkan adayı çıksın diyor, kongre yapacağım. 16 bin ona oy veren kongre üyeleri. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum ve getirilen durum çok acizdir. Ben aslında bir toplantı yapmayacaktım. Televizyonda yapacaktık. Habertürk'te. Orada Mehmet Akif'le beraber yapacaktık. Ama Mehmet Akif hastalandı. Gece beni aradı. Hakkında ses çok kötü. Hastanede yatıyor. Bazı komplolar söylüyorlar, ediyorlar ama inanmak istemiyorum. Yalnız oradaki sıkıntı şu. Yani koskoca Habertürk televizyonu bir tane Mehmet Akif Bey'in yerine birini koyamadım bir sunucu olarak. Soru işareti o. O da onların ve kamuoyunun ne diyelim değerlendirmesine bırakalım. Ve siz değerlendirin hep beraber. Şimdi ben konuşmayacaktım. Şekip Bey'i de yanıma alıp sizlerin karşısında geçmeyecektik. Ama kongrede yaşananlar ve oradaki yapılan konuşmalar bizi üzdü. Ve bunlara bir cevap vermenin gerektiğine de inandığımız için bugün sizi, hepinizi davet ettik. Bilirsiniz, her istediğinizi bize yöneltebilirsiniz, cevap da veririz. Ama ana amaç şu, biz kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarım da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimde 20 senede her yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. O insanlar hem maddi anlamda hem de manevi anlamda hem de bana fikir verecek anlamda. Yani bir konuda oturup konuşabileceğimiz ve o neticesi, konuşmanın neticesini uygulayabilecek, benim dışımda da çıkıp kamuoyuna mesaj verecek insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Benim çağrım da ona olağanüstü kongre yap dememin sebebi buydu. Diyorum ki sen olağanüstü bir kongre yap. Burada güven oyu iste. Seçim değil, güven oyu. De ki ben kardeşim bir kongre yapacağım. Burada da güven oyu istiyorum. Bir yıl var. Buna bana müsaade edin. Ben elimden geleni yapacağım. Çaba göstereceğim. Ama bu yönetime de maddi anlamda bana katkı yapabilecek, manevi alanda veya fikrimi söyleyebilecek, fikir üretebilecek insanları da alacağım. Güçlü bir yönetimle camiada birleşelim, hep beraber yürüyelim. Bizim bu açıklamamız buydu. Şimdi ikinci bir şey de burada yazılı hepsi. 2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, çıkacaktır. Adaylar çıkmalıdır diyorum. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak buna destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Kalamaz. 50 bin tane kongre üyesi var diyoruz. 50 bin kongre üyesi. Bunu en azından ben bilmiyorum ne kadar olduğunu ama 15-20 bin tanesi başkanlık şartlarını yerine getirebilecek üyelerdir. Onlar her zaman başkan adayı olarak ortaya çıkabilirler. Yani Fenerbahçe benden başka kimse çıkmaz
pozisyonda yürümek yanlıştır. Tavsiyemiz, demin söylediğim gibi, Fenerbahçe'de benden başkası olmaz, kimse aday çıkarsa ben kongre yaparım demek şeklinde camiayı tehdit edilemez. Bu camiye o kadar büyüktür ki, o büyüklüğünü hiç ummadığınız anda gösterir. Şimdi ben buradan söylüyorum, Ali Bey, ya bir kongre yap, ben güven oyu istiyorum diyerek, ya da bu konuyu kapat. Ama biri aday çıksın, ben kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böylece hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem kendini. Ama buna devam edersen, bir aday dersen aday çıkar. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmasa ben adayım. Bu böyle bilinir. Camiayı zorlama. İnsanları da zorlama. Herkes haddini bilsin. Onun için her zaman Fenerbahçe'de başkan bulunur, başkan bulunmaz diye bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim, herkes bilsin. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış olan insanlar aday olurlarsa ben gelin orada bulunurum ve aday olurum. Herkes bunu da bilsin. Ama ben bunun dışına çıkarak bazı şeyleri söylemek istiyorum. En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de 612 milyon dolar borç bıraktık. Ya biz borç, o zamanki dolar, euro borcumuz o kadar değildi ki. Ben şimdi size hepsini göstereceğim. Bundan sonra bu konularda da kim yanlış konuşma yaparsa ve kamuoyuna açıklama yaparsa onu mahkemeye vereceğim. Öğrenciler namuslu ve şerefli olsunlar. Ahlaklı olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Ben ne dedim bir önceki konuşmalarımda? Ben 3 tane arkadaşımı vereyim. Oturun inceleyin. Bu incelemenin sonunda eğer Fenerbahçe kulübü zarar etmişse ben o zarar neyse ödeyeceğim dedim. Taahhüt ediyorum dedim. Ama artıysa bunu da kamuoyuna siz deklar edin. Diyor ki ya bu kadar da hakikaten adamlar haklı söylüyorlar. Bu kadar borç yok. Bu kadar mal varlığı var. Bundan dolayı durumumuz budur desinler. Masada, tahtada göstereceğim. Öğretmen gibi hepiniz öğrenin. Bir daha da kim söylerse bak, kim söylerse mahkemeye ver. Namuslu ve şerefli olalım. Öyle atmasyon, tosmanı yok. Tamam mı beyler? Şimdi bakın anlatacağım. Ben ne demişim onlar bile. Erol Bilecik de yalan söylüyor. Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bak yalan söylüyorlar.